Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nar ekşisi tarifiyle geldim arkadaşlar. A'dan Z'ye nar ekşisini evde nasıl yaparız? Bütün ayrıntıları ile sizlere anlatacağım. Kendi yaptığım nar ekşisinin rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Pes pembe ve marketten aldığımız herhangi bir nar ekşisinin rengini. Kahverengi oldukça iştah açıcı durmuyor. Ve inanılmaz lezzet farkı oluyor arkadaşlar. Sizin de evde yapmanızı tavsiye ederim. Bu lezzeti mutlaka tadın derim arkadaşlar. Evet, çok ayrıntılı bir tarif anlatacağım. Kaç kilo nar kullandım? Bu narlardan kaç kilo nar elde ettim? Ve elde etmiş olduğum, ayıklamış olduğum bu narlardan kaç litre nar suyu elde ettim? Elde etmiş olduğum bu nar suyunda da kaç litre nar ekşisi elde ettim, sizlere tüm ayrıntılarıyla paylaşacağım arkadaşlar. Evet, öncelikle narlarımızı güzelce yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra böyle bir derin bir tencere, bir kap, bir leğen alın arkadaşlar. Nar suları etrafa sıçramasın, çok bize iş açmasın diye derin bir kap kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında ortadan kesiyoruz ve tahta bir kaşıkla üzerine vurarak nar çekirdeklerini kabımıza düşürtüyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten çok pratik oluyor. 30-40 saniye içerisinde bir narı temizlemiş oluyoruz. Yani gerçekten bundan pratik, kolay bir şekilde nar ayıklanmaz. Kontrol edelim. Eğer inatçı çıkmayan narlar varsa da onları da elimizle alalım. Daha sonra kabımıza narın o zar kısımları da düşüyor. Onları da çıkartalım, temizleyelim arkadaşlar. Narın suyunun tadını değiştirmesin, acı bir tat yapmaması için bu beyaz zarları da alıp atıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi 3 kilo 150 gram ayıklamış olduğum narlar çıktı. Toplam 6,5-7 kilo nardan arkadaşlar 13 tane nar vardı. Bu da toplam 6,5-7 kilo arası geliyordu. Ve elde etmiş olduğum, ayıklamış olduğum nar çekirdekleri de 3150 gramdı. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar suyunu nasıl çıkartacağız? Böyle bir el blenderı ile narların suyunu çıkartacağız. İlk etapta dikkatli bir şekilde makinemizi çalıştıralım etrafa çok sıçratmamak için. Daha sonrasında hızlı ayarda, en yüksek ayarda çalıştırarak tüm narları ezilmesini sağlayalım. Suyunu çıkartalım bu şekilde. Çok kolay oluyor. Gerçekten çok pratik oluyor arkadaşlar. Böyle yapmanızı tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz gibi tüm narlar artık ezildi. Püre oldu. İçindeki çekirdekler asla ezilmiyor. Onlar tüm tüm kalıyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Çekirdekler tadını asla bozmayacak. Şimdi süzme işlemine geçiyoruz. Böyle bir süzgeç alıyoruz ve altına kabımızı koyuyoruz. Ve elde ettiğimiz bunları suyunu bu şekilde süzgeçten geçiriyoruz. Üzerine posası ve çekirdekleri kalacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız benim için çok kıymetlidir. Kanalımda kendinizi gösterirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu şekilde paylaştığım videolarımı da kaçırmamış olursunuz. Zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Evet. Bu şekilde bastırarak suyunu alttaki kabımıza çıkartıyoruz ve posası da süzgecin üzerinde kalıyor arkadaşlar. Hiç ziyan olmuyor. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında bunu da elimizle tekrar toplayacağız ve güzelce sıkacağız. Tüm suyunu bu şekilde çıkartmış olacağız. Kupkuru bir posası kalıyor geriye. Gördüğünüz gibi. Ve geri kalan nar suyumu da bu şekilde ben süzme işlemini yaptım arkadaşlar. Evet, şimdi elde etmiş olduğum bu nar suyu ne kadar çıktı? Birlikte tartalım. Kaç litre nar suyu elde ettim? Gördüğünüz gibi yaklaşık 2700 milim. Süzdükten sonra 2700 milim nar suyu elde ettim arkadaşlar. Toplam 6,5-7 kilo nardan
3150 gram ayıkladık, narları ayıkladık ve geriye kalan suyu da bu kadar. Bu sudan bir bardak ben alıyorum içmek için. Gördüğünüz gibi posalar kupkuru. Suyumuzu çok güzel çıkarttık. Şimdi bu suyumuzu afiyetle içebiliriz. Eğer nar suyu çıkartmak isterseniz bu yöntemle çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir makine kullanmadan, ziyan etmeden narların suyunu en pratik bir şekilde çıkartabilirsiniz. Bir bardak da aldıktan sonra geriye 2400 milim nar suyum kaldı ve şimdi tekrar süzme işlemini yapacağım. Bu kez ince bir süzgeçle arkadaşlar. O içinde kalan posalarını bu şekilde almış olacağım. Süzme işlemi önemlidir çünkü bunu süzmezsek arkadaşlar nar ekşimiz uzun süre kaynayacağı için yanma olabilir, dibi tutabilir tenceremizin. Bu nedenden dolayı bu süzme işlemlerini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi üzerinde kalan posalar aşağı yukarı 100 milimde, 100 gramda bu şekilde posası gitti. Toplam geriye arkadaşlar 3100 milim nar suyum kaldı. Bunun tamamını tencereme alıyorum. Süzdük, temizledik. Elde ettiğim 3100 milim nar suyunu kaynatmak için tencereme aldım. Bu posaları da artık dilerseniz bahçeniz varsa bahçenize ekebilirsiniz, koyabilirsiniz. Şimdi tenceremi ocağa koydum. İlk etapta en yüksek dereceye açtım. Kaynamaya bıraktım. Ve kaynar kaynamaz arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen köpük oluşuyor. Bu köpükleri almalıyız. Çok önemlidir. Bu köpükleri alalım. Bir tasın içerisine atalım. Bu şekilde. Dilerseniz posaları ile birlikte bu ayırdığımız köpüklü olan posasını tekrardan bir sudan geçirip meyve suyu elde edebilirsiniz. O şekilde de tekrar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, tüm köpüklerini bu şekilde üzerinden alıyoruz. Ve ocağımızın altını 6 dereceye kıstım ben. En yüksek 9 derece. Kısık ayarda 60 dakika kaynamaya bıraktım. 60 dakika sonunda gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Tekrar bir 60 dakika daha alarm kurdum. Orta ateşte tekrar pişirmeye bıraktım. Benim nar suyum az olduğu için yaklaşık 1 saat 50 dakikada nar ekşimi elde etmiş oldum arkadaşlar. Eğer sizlerin nar suyunuz daha fazlaysa bu pişme süresi ve nar ekşisi olma süresi uzayabilir. Gördüğünüz gibi rengi harika görünüyor ve katılaşmaya başladı. 25 dakika geriye kaldı. 2 saat olmak üzere. Şimdi çok kısa bir sürede arkadaşlar hemen olmaya başlayacak. Köpükleri görüyorsunuz. Oldukça yoğunlaşmaya başladı. Ve mutfak inanılmaz mis gibi nar ekşisi kokmaya başladı. Gördüğünüz gibi köpükler artık sanki nar taneleriymiş gibi görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde olduktan sonra nar ekşimiz olmuştur demektir. Ocağımızın altını kapatabilirsiniz. Bu kıvamda olduğuna bakmayın. Soğuduktan sonra oldukça katılaşacaktır. Son dakikalar daha dikkatli olalım. Çünkü çok daha çabuk katılaşmaya başlıyor. Kıvamı daha çabuk oluyor arkadaşlar. Artık ben altını kapattım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Bu rengin güzelliğini markette satılanlarla asla kıyaslayamayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pes pembe rengi oldu. Çok da canlı. Ve lezzetini anlatamam. Denemeniz lazım. Evet, şimdi elde ettiğim nar ekşisini ben bu şekilde kavanozuma dolduruyorum. Salatalarımda kullanacağım inşallah. 2 litre 300 milimlik nar suyundan 500 milim nar ekşisi elde ettim. Evet, gerçekten değer arkadaşlar. Eğer sizler de
Yaparsanız bu şekilde hesap yapabilirsiniz. Litre hesabına ya da ayıklanmamış nar olarak 10 kilodan hesap yapabilirsiniz. 10 kilo ayıklanmamış nardan 1 kilo nar ekşisi elde edebilirsiniz. Evet, henüz burada sıcak sıcak sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Daha sonra soğuduktan sonra da kıvamını göstereceğim. Evet, henüz kıvamı biraz akıcı, gördüğünüz gibi. Tamamıyla soğuduktan sonra kıvamı oldukça güzel yoğunlaşacak arkadaşlar. Eğer sizler daha yoğun bir kıvam istiyorsanız kaynatma süresini biraz daha dikkatli bir şekilde artırmanız gerekiyor. Evet, toplamda 6,5-7 kilo ayıklanmamış nardan elde ettiğim ürünler arkadaşlar. Nar ekşisi, nar suyu ve ayıklanmış nar. Şimdi burada sizlere kıvamını göstereceğim. Tamamıyla soğudu artık. Gördüğünüz gibi çok akıcı değil kıvamı. Oldukça yoğunlaştı. Rengin güzelliği harika değil mi? Işıktan dolayı kusura bakmayın lütfen. Biraz akşam ışığından dolayı karanlık çıkıyor. Kıvamı ve lezzeti 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi burada marketten aldım herhangi bir nar ekşisi. Aradaki farkı görüyorsunuz. Rengini, kıvamını. Dediğim gibi evde yapıp denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin ve şifa olsun diliyorum. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Videomu izlemeyi, aşağıya yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yazacağınız o güzel yorumlarınız benim için çok kıymetlidir. Kanalımda kendinizi bir şekilde gösterirseniz mutlu olurum. Evet, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.